Ben şimdi öğretmenim ya, bir sınıfa girdiğimiz zaman nasılsınız çocuklar dediğimde hepsi hep birlikte böyle yapar. İyiyiz. Şimdi aynı performansı sizden bekliyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Beğenmedim. Nasılsınız? Ha, böyle işte. Vallahi enerjiniz çok güzel. Harika bir enerjiniz var. Ben birazcık böyle şey yapayım. Sohbet edeyim, azıcık vakit geçireyim. Arkadaşlar da toparlansınlar. Şimdi Dilek Cesur mağdur olmasınlar. Ben buraya yıllar önce gelmiştim. Bundan 4-5 sene önce. Benim bir dilek tuttuğum projem vardı, biliyor musunuz? O projeyi bilen arkadaşlar var mı? Bir dilek tuttuğum projesi. Çok, yani 4-5 sene önceki bir proje. Biz o projenin bütün gelirini Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlamıştık. Burada da bir tane yavrumuz vardı, kas hastası. Buket geldi mi Buket Hanım? Buket Hanım daha gelemedi. Neyse, ben hikayeyi size anlatayım da Buket Hanım gelince de şey yaparım, tanıştırırım sizi Buket Hanım'la. Bu arada biraz hastayım, kusura bakmayın. Sesimin biraz böyle dolgunluğu. İnanın dün böyle içmediğim, ilaç almadığım takviye kalmadı buraya gelebileyim diye. Buket Hanım, Emine Hanım vardı bir de. Benimle irtibata geçtiler bir Kadir gecesi. Böyle tesadüfen telefonu elime aldım. Dediler ki, hocam burada bir çocuk var, kas hastası. Kas hastası olan var mı, tanıdığı olan etrafınızda bildiğiniz? 21 yaşına kadar falan yaşıyorlar ortalama. Zihinsel olarak hiçbir sıkıntıları yok. Ama bedensel olarak günden güne, günden güne eriyorlar. Dediler ki, anne baba bunu evlatlık alıyor, bu çocuğu. Hasta olduğunu öğrenince daha çok sahip çıkıyorlar. Yani bazen bunu öz anne babalar yapamıyor. Ama tabii ailenin durumu belli. Baba işte böyle yaşlı, anne öyle, böyle ufak tefek gelirleri var. Dediler ki, hocam bu proje kapsamında bu çocuğumuza yardım eder misiniz? Aksaraylı bir çocuk. Tabii dedik, biz buraya geldik. Bir küçük bir konferans düzenlendi. Orada kitap satışları oldu. Daha önceki satışlardan da biz o çocuğumuza burada hem odasını yaptık, hem bilgisayarını aldık. Şimdi akıbeti nedir? Aradan yıllar geçti, bilemiyorum. Buket Hanım gelince de sorarız. Biz bu projeyi, ben Buket Hanım'ı sadece WhatsApp'ta konuşuyoruz. Hiç tanımıyorum. Şey de yok. WhatsApp'ın da fotoğrafı da yok. Bir gün böyle uyuyorum, okuldan gelmişim. O zaman devlet memuru olarak çalışıyorum. Uyurken Buket'i gördüm rüyamda, Buket Hanım'ı. Böyle orta boylu, beyaz tenli, işte böyle başörtüsünü bağlama şekline kadar bir bahçedeyiz. Bana diyor ki, bizlerin ebedi dünyasındaki meyveleri ekiyoruz seninle birlikte Dilek Hanım diyor. Diyorum ki, Buket ben seni hiç görmedim ki bu zamana kadar, biz seninle nerede böyle tanıştık diyorum. Sonra telefonum çaldı, Buket arıyor. Hemen meşgule aldım telefonu, uyumaya devam ediyorum. Rüyanın devamını merak ediyorum, ne göreceğim diye. Nitekim uyuyamadım, göremedim, geri Buket'i aradım. Dedim ki, Buket ben seni rüyamda gördüm. Böyle böyle bir kadındın dedim, beyaz tenli, orta boylu, işte başörtünü şöyle bağlıyordun, pardüsen şöyleydi diye. Dedik ya Dilek Hanım, siz beni tarif ediyorsunuz, ben sana fotoğrafımı göndereceğim dedi. Hayır dedim, sen bana fotoğrafını gönderme, ben Aksaray'a geldiğimde seni tanıyacağım, kimin Buket olduğunu tanıyacağım dedim. Ve ben Aksaray'a gittiğimde rüyamda gördüğüm kadını tanıdım, o kadın o kadındı. Ve ben onu hayatım boyunca hiç görmemiştim, hiç tanımıyordum. Kalpler, yürekler, niyetler bir noktada buluştuğu zaman yüz yüze gelmenize hiç gerek yok. O sizin hayatınıza, enerjinize bir şekilde geliyor, giriyor da. Bizler sizinle burada ilk defa canlı tanışıyoruz değil mi? Ama şu an hepinizin gözündeki gördüğüm ışık ne biliyor musunuz? Ben sizin sanki bir akrabanızım, bir kardeşinizim. Siz onu görmeye gelmişsiniz. Biz birkaç yıl önce görüşmüşüz. Birkaç yıl sonra ben yeniden buraya gelmişim gibi. Bizim aramızda ne kadar ekranlar olursa olsun, niyetlerimiz bir olduğu için sizlerle aramızda kocaman bir sevgi bağı var. Ben buna çok inanıyorum. Ne mutlu bu kadar güzel kurulmuş sevgi bağına.
Evet, biraz zamanı geçirdim. Buket gelince de tanıştıracağım sizi Buket'te. O da çok böyle naif bir bayan. Bugün biz havaalanından indik, direkt otele geldik. Otelden de kahvaltıya geçtik. 5 tane böyle şıkır şıkır bayan giyinmişler. Gördüm. Bir güzel kahvaltılarını yapıyorlar. Beni görseniz uçaktan inmişim, saç baş dalmış, yüzüm şiş. Işıl ışıl geldiler yanıma, dediler ki hocam bütün enerjileriyle fotoğraf çekinebilir miyiz? Dedim beni çekin ama paylaşmayın. Bugün şimdi burada yeniden çekinelim. Şimdi bugün yine çocuklarımız, ailelerimiz hakkında konuşacağız sizlerle. Bizim enişte nerede enişte? Enişte beni buraya bıraktı gitti. Enişte çantamı getirmen lazım. Enişteyi gören duyan var mı? Ha, çantamı getirir misin? Not kağıdı vardı. Şimdi iki gönüllüye ihtiyacım var. Siz gelin, sizden alayım. Sizinle sabah kaynaştık. Sizi gönüllü yapayım. Gelin. Siz de gelin. Evet. Bugün biraz etiketler üzerinden konuşacağız. Sizi biraz ama bir şeyler yapıştıracağım üzerinize. Evet. Hoş geldiniz yeniden. Şimdi şey olur ya, biz şöyle gelin. Uzaklaşmayın canım. Biz Almanya'ya gittiğimizde bir diyorum ki acaba burada bir Türk görür müyüz? Biz orada bir Alman göremedik. Her yer Türktü. İnsan kendinden birini görünce böyle arkasını alırmış ya. Sizinle de bir saat önce tanıştık ya. Hoş geldiniz. Ay anneni seni buraya aldık. Sen de gel. Birlikte durursunuz, tamam mı? Şimdi ben yıllar önce benim ayağımda bir takım sorunlar var. Benim deri ayakkabı giymem lazım. Ve ortopedik, böyle sağlıklı ayakkabılar giymem lazım. Hem nasır problemi var, hem işte mantar problemi var. Bir gün şimdi bir ayakkabıcıya gittim. Elime aldım iki tane ayakkabı. Bir tanesini giydim. Böyle rahat, modelini falan da sevdim. Ayağımda da çok iyi oldu. O nasırları da kenarlardan bastırmadı. Ama sonra şöyle almak için etiketine baktım. Atıyorum 100 lira. Şimdi 100 liraya bir şey kalmadı değil mi? Sonra bıraktım o ayakkabıyı. Çok beğenmiştim aslında. Ayağım da çok rahat etmişti. Ha burada. Ben sana ihtiyacım olduğunda seni çağıracağım. Bu arada ben konuşmaya başladım. Direkt teşekkür etmeyi unuttum. Benim protokolle ilgili çok ciddi gaflarım vardır. Bugün o gaflara düşmeden hemen bir teşekkürlerimi edeyim. öncelikle bu organizasyonu düzenleyen sevgili belediye başkanımıza, belediye başkan yardımcılarımıza, kültür müdürümüze. Ben içeride tanıştım. Çok gerçekten bunu gönülle yapmış oldukları o kadar belli ki. Gönül verilmiş yani buraya, çok belli. Ben onlara bir teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Bizi sizlerle buluşturduğu için. Tamam mı? Protokol kısmı tamam mı? Gafsız hallettim herhalde. Şimdi şey yaparım ben. Valiye, belediye başkanı derim. Belediye başkanına vali derim. Gaziantep'te konferansa gitmiştik. Belediye başkanının kızıyla kahvaltı yaptık. Dedi ki hocam benim eşim dedi hiçbir yere gitmez ama sizin konferansınıza gelecek. Sizi çok merak ediyor dedi. Şimdi kocaman bir salon, oturdu belediye başkanı kızı şöyle bir yere. Yanına da geldi bir tane adam oturdu. Şimdi onun yanına oturunca ne diye düşünürsün? Eşi diye düşünürsün değil mi? Ben şimdi başladım konferans boyunca adama enişte şöyle, enişte böyle, enişte şöyle uğraşıyorum. Belediye başkanı kızının eşi diye. Adam da bana ısrar ediyor ki ben belediye başkan yardımcısıyım. Olabilir diyorum, senin belediye başkan yardımcısı olman bizim eniştemiz olmadığın anlamına geliyor mu? Benim seninle uğraşmayacağım anlamına geliyor mu? Adam durup diyor ki ben belediye başkan yardımcısı. Ya olabilir diyorum. Neyse adam pes etti artık. Konferansın sonunda çıktık. O benim işte belediye başkanının kızının eşi diye düşündüğüm adam yanında hanımıyla geldi. Hocam tanıştırayım karım diye. Meğersem adam ben onun eşi değilim, belediye başkan yardımcısıyım demeye çalışıyormuş. Ama yanında oturmuş, suç benim mi?
Ben de dedim ki oturmasaydın yanına, ne bileyim dedim sen kimin eşisin. Onun gibi bir sürü gafım vardır benim. Neyse kendi konuma dönüyorum. Ayakkabıları, bir tane daha ayakkabı denedim. Ayakkabı biraz böyle ayağımı sıktı gibi oldu. Modelini de falan da çok beğenmedim. Ama baktım üzerinde 500 lira yazıyor. Dedim ki bu 500 liraysa bu ayakkabı deridir, sağlıklıdır, benim ayağıma zarar vermez. Ben dedim bu ayakkabıyı alayım. Çok da böyle modeli hoşuma gitmediği halde. Ondan sonra gittim kasaya, verecektim tam parayı. Şey dedi ki, kasiyer dedi ki, hanımefendi etiketler karışmış, sizin dedi bu almış olduğunuz ayakkabı 100 lira. Allah Allah dedim, ya ben ama az önce dedim altında dedim 500 lira yazıyordu bunu dedim, etiket karışmış dedi. Benim aslında o işte üzerinde 100 lirayı görüp hani böyle bu ayakkabı adidir, benim ayağıma zarar verir, deri değildir dediğim ayakkabı aslında deriymiş ve benim ayağıma zarar vermeyecek olan ayakkabı oymuş. Diğeri deri değilmiş ama üzerindeki ne yaptım ben? Etikete bakarak. Ayakkabıya neyin üzerinden muamelede bulundum? Etiketi üzerinden. Peki bizler insanlara biliyor musunuz etiketleri üzerinden muamelede bulunuyoruz? Ben ilkokula giderken benim sınıfımda bir tane Can vardı. Hadi gel Can sen ol. Bir tane de Ali vardı. Can'ı her gün bunları karıştırmışsın galiba. Enişte gel fırçalayacağım seni. Evet. Can'ı her gün annesi okula getirirdi kapının önüne kadar. Çocuğuna sarılırdı, öperdi ve Can'ı sınıfa öyle gönderirdi. Bunları açmaya yardım edecektin bana. Kaçtı. Bak burada bir sürü kadın var. Hepsi benim arkamda. Seninle burada rahatlıkla uğraşabilirim. Gel gel buraya gel. Gel gel. Enişteye de bir alkış alalım. Evet. Ama bunları yapıştıracağım senin üzerine. Şimdi Can'ı her gün annesi okula getiriyor kapının ağzına kadar. Ben bu arada Eskişehir'in Şirintepe mahallesinde büyüdüm. Hani böyle bildiğimiz tek katlı evlerin olduğu, bitişik nizam, insanların, anne babaların sokakta oturduğu, fasulye ayıkladığı, çocukların sokakta oynadığı o eski mahalleler var ya, öyle bir mahalle. İşte mahallenin kültürel düzeyi düşük bir mahalleydi. Hepimizin ekonomik düzeyde, kültürel düzeyde birbirine yakındı. Ama Can hepimizden farklı bir çocuktu. Can'ı bizim annemiz babamız bizi okula getirmezdi ama Can'ı annesi babası her gün okula getirirdi. Can'ın etiketi ne? Evet, Can sevilmeyi hak ediyor. Hak ediyorum diye düşünüyor. Ama bir de vardır mutlaka da. Sen bu yanlış almışsın. Evet, orada işte. Hak etmiyorum'u almamışsın. Dur yanlış yapıştırmış. bu senin etiketin. Evet. Ali vardı bir de. Ali'nin annesi babası toplantılara gelmez. Çocuğuyla doğru düzgün ilgilenmez. Senin iğnen vardır. Dur şuradan iğneni alayım. İğneleyeceğim bunu sana. Şu an Allah'tan canlı yayın değil ha. Televizyon programında olsam teknik hata. Araya reklamları sokardık. Teyzesinden bir küçük altın. Evet. Ali'nin de birkaç sokak ötemizde oturduğu için annesini babasını tanıyorum ama Ali daha okulun ilk günü de olmak üzere annesi babası tarafından okula getirilmemiş. Hiçbir toplantıda okula gelmemiş. Annesini birkaç defa okulda gördüm. Onu da ne zaman gördüğümü söyleyeceğim. Bunları bir ediyorum etmiyorum olarak vereceksin. Önceden şey yapmamız lazımmış seninle. Prova almamız lazımmış enişte. Evet.
Okulda öğretmen bir şeyler isterdi bizden. Hani o şu anda da isterler ya, böyle defter, kağıt, kalem, işte karton. Ali'nin hiç malzemeleri tam gelmezdi. Ali'nin malzemeleri hep eksik gelirdi. Ve malzemeleri eksik geldiği için Ali her zaman, öğretmen her zaman Ali'ye kızardı. Kızdığı için de biz diğer çocuklar da Ali'ye öğretmenimiz saygı göstermediği için biz de saygı göstermezdik. Ama Can öyle değildi. Can'ın her şeyi her zaman çok düzenli gelirdi. Malzemeleri hep tamdı, ayakkabıları hep temizdi, önlüğü hep düzgündü. Biz Can'ın üzerinde çok böyle eski kıyafetler görmezdik. Tıraşı her zaman olurdu. Can, bak, saygı görmeyi hak etmiyorum dedi ya, şimdi saygı görmeyi hak ediyorumu vereceksin. Enişte ne yaptın? Bütün programımı katlettin şu an ya. Bir ediyorum bir etmiyorum vereceğim. Bir ediyorum bir etmiyorum. Saygı görmeyi hak etmiyorum. Mahvettin enişte, beni burada bitirdin. Bir ediyorum bir olumluyu vereceğim, bir olumsuzu vereceğim. Tamam mı? Öyle hazırlayacağım. Evet, Can'ın etiketine saygı görmeyi hak ediyorum. Evet, temizliği ver şimdi. Can mutlaka tırnakları kesik olurdu. Bizim zamanımızda tırnak kontrolü yapılırdı. Ve Can'ın tırnakları her zaman temiz gelirdi. Saç tıraşı olmuş olurdu. Önlüğü temiz olurdu. Pantolonun temiz olurdu Can'ın. Beslenme çantası bile çok temiz olurdu. Diğer çocukların beslenme çantaları kirlenirdi, anneleri yıkamazdı. Bakın zihnimde nasıl kalmış beslenme çantasının temizliği bile. Can'ın kendine yapıştırmış olduğu etiket ne? Temiz olmayı hak ediyorum. Ama Ali için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ali'nin üstü, yine mi yanlış? Yo, hak ediyorum. Doğru. Evet, ama Ali öyle değil. Ali'nin paçaları hep yırtık, ayakkabıları çamurlu, burnunda bitmeyen bir sümük, yüzü başı böyle yıka, böyle hani kirden siyah olur ya çocukların boynu. Biz Ali ile oyun oynamak istemezdik. Hem bizim hem Ali'nin kendine yapıştırmış olduğu etiket neydi? Temiz olmayı hak etmiyorum. Sağlık, bunu ver. Bizlerin beslenme çantasında genelde salçalı ekmek olurdu. Bir de benim babam Eti'de çalışıyordu. Aralarındaki avantajlı çocuklardan biri de bendim. Babam Eti'de çalıştığı için böyle bir poşet şey getirirdi Eti'den. Böyle ıvır zıvır, onlara daha uygun oluyordu. Annem arada onlardan koyardı benim beslenmeme. Sırf benim çantamda Eti marka bisküvi var diye diğer çocuklar beni bir tık zengin zannederdi. Bakın bizim zamanımızda zenginliğin kriterleri bunlardı. Ve çocuklar için de kalitenin kriterleri bunlar. Temizlik, işte sevgi, saygı. Can'ın beslenme çantasında bizim her zaman içeceklerimiz, bu böyle küçük evde daha önce kullanılmış pet şişeler vardır ya, o pet şişelerin içine koyardı. Yıkanır yıkanır ona koyardı. Ama Can'ın annesi ona poğaçalar yapardı, kekler yapardı, krepler yapardı, farklı farklı yiyecekler koyardı. Ve onun beslenme çantasındaki içecekler bile bizden çok farklıydı. Can, sağlıklı beslenmeyi hak etmiyor. Ali, sağlıklı beslen... Ali'nin de yine çantasında her zaman, çok iyi hatırlıyorum, hep salçalı ekmek olurdu. Ya da yağlı ekmek olurdu. Bir de su koyardı annesi böyle kirli bir şişeye. Evet, Can'la Ali'nin etiketleri ne oldu? Sağlıklı beslenmeyi hak ediyorum diye düşünürken Can. Evet, Ali sağlıklı beslenmeyi hak etmiyorum. Ali'nin annesi, birkaç defa ben Ali'nin annesini okulda gördüm. O da öğretmen artık o kadar illallah etmiş ki anneyi zorla çağırmış. Ali'nin annesi okula geldiğinde hepimizin içerisinde Ali'yi neden öğretmenlerini üzüyorsun, arkadaşlarına zarar veriyorsun diyerek dövdü. Ve bizim hepimizin zihninde de, biz bazen ilkokul arkadaşları olarak bir araya geldiğimizde hiçbirimiz Ali'yi unutmayız. Ve o anı da unutmayız. Ali'nin annesinin gelip Ali'yi o arkadaşların içerisinde dövdüğü anı. Ama Can'ın annesi
her gün gelirdi. Haftada bir kere mutlaka öğretmenle konuşurdu. Ve bu annesinin göstermiş olduğu büyük bir fedakarlıktı her gün gelmesi. Bizim öğretmenimiz Can ve Ali'ye çok farklı davranırdı. Can'a inanın bir sanki tek başında o bir öğrenci, diğer 29 öğrenci başka bir alemdeymiş gibi. Yani annesi nasıl muamele ediyorsa öğretmeni de aynı şekilde Can'a muamele etti. Ne oldu? Yanlış oldu sanki. Evet, bu sefer yanlış oldu. Evet. Fedakarlık olması lazımdı bir tane daha. Fedakar burada. Tamam. Evet. Bu etiketler böyle gidiyor. Şey var, başarılıyla. Sağ ol. Başarılı olabilirim. Ben aptalın tekiyim. Evet. Ve Can'a bizim öğretmenimiz, annesi öyle davrandığı için, annesi babası ona değer vermediği için, annesi babası onu sevip saymadığı için, annesi babası onu kollamadığı için, ona saygı göstermediği için, ona sahip çıkmadığı için biz Ali'ye arkadaşları olarak da dışlıyorduk. Çocuklar çok acımasızdır. Bunu bilerek yapmazlar ama çocuklar çok acımasızdır. Etrafındaki diğer insanları çocuklar çok iyi gözlemlerler. Ve kim nasıl davranıyorsa birine, o da o şekilde davranır. Biz Ali'ye çok acımasız davrandık. Çünkü biz Ali'ye değer vermedik. Ali'ye ailesi değer vermiyor. Ali hep başarısızdı ve aptal olduğuna inanıyordu. Ama Can başarısızlıkla da karşılaşsa, evet, bu düğün takılarıyla siz bir ev alırsınız. Tamam, gerisini yapıştırmayalım. Amca uyudu çünkü önde. Ben etiket yapıştırırken. Amca! Uyudun! Ama uyudun demin. Abdurrahman Bey, su. Şimdi, bu etiketleri kim yapıştırdı? Annesi, babası ve öğretmeni. Bu etiketleri kim yapıştırdı? Annesi, babası ve öğretmeni. Ben kimim? Toplumum. Şimdi bizler çocuklarımızın üzerine hangi etiketleri yapıştırırsak çocuk olduğuna inanır. Şimdi ben aptalın tekiyim etiketini kendine yapıştırmış bir çocuk başarılı olabileceğine inanır mı? Ya da işte sevilmeyi, saygı görmeyi, temiz giyinmeyi, beslenmeyi, değer görmeyi, hak etmiyorum diye düşünen bir çocuk bu hayatta başarılı olabilir mi? Olabilir mi? Peki, saygı görmeyi, temiz olmayı, sağlıklı beslenmeyi, fedakarlığı, başarılı olmayı, sevilmeyi, hak ediyorum diye düşünen bir çocuk bu hayatta başarılı olabilir mi? Şimdi ben size Ali ile Can'ın, biliyor musunuz, bunu okumuş muydunuz kitaplarımda, Ali ile Can'ın hikayesini okuyan var mı? Ben bunu seni anlıyorum çocuk kitabında yazmıştım bunların hikayesini. Biz yıllar sonra Can'la minibüs durağında karşılaştık. Konuştuk, sohbet ettik. Can evlenmiş, mühendis olmuş, iki tane çocuğu olmuş. Eşi de mühendis. Eskişehir'de yaşıyorlar. Güzel bir hayatları var. Can hala çok temiz, güzel görünüyordu. Ve çok güzel parfüm kokuyordu Can. Sonra biz o mahalleden taşınmıştık. Bir 10 sene önce falan. Ben Gebze'den zaten çıkalı bir 16-17 sene oldu. Mahalleye döndüğümde abime sordum bir gün. Ya bizim şu iki sokak ilerimizde bir Ali diye çocuk vardı. Benim de ilkokul arkadaşımdı. Senin o çocuktan, abim o mahallede oturuyordu çünkü hala. Haberdar mısın diye. Ali 17 yaşındayken 15 yaşında bir kız çocuğunu kaçırmış. Daha sonra hapse girmiş ve hapiste de çocuklar var, siz tahmin edin. Daha 24-25 yaşında bu hayattan göçüp gitti. Ve bir bağımlı olarak. Bakın, bizim çocuklarımızın üzerine yapıştırmış olduğumuz etiketler. Ben bu etiketleri bilerek getirdim size çok somut bir örnek olsun diye. Biz farkında olmadan diyoruz ki, ya ne aptal bir çocuksun, ne salak bir çocuksun. Ama çocuğun duyduğu o değil. Ben aptalım, ben salağım.
Ya da işte ne var çocuk o deyip bir tane tokat atıyoruz değil mi? Çocuk o unutur zannediyoruz. Annesi babasıdır kızar diye düşünüyoruz. Ama çocuk bunların hiçbirini unutmuyor. Hepsini birer etiket olarak üzerine yapıştırıyor. Ve siz çocuğunuzu neyle etiketliyorsanız toplum da o etiket üzerinden muamele ediyor. Annesinin babasının sevmediği bir çocuğu toplum da sevmiyor. Annesinin babasının değer vermediği bir çocuğa toplum da değer vermiyor. Annesinin babasının hor gördüğünü toplum da hor görüyor. Bizler ancak evimizdeki çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı, şefkati gösterdiğimiz zaman toplumda kim biliyor musunuz? Çocuğunuzun eşi, kayınvalidesi, kayınpederi, işte kaynağı, komşusu, iş arkadaşı. Çünkü biz şimdi canın normaline ben saygı görmeyi hak ediyorum. Saygısızlığın olduğu bir yerde can bunu fark eder. Der ki hop dur ben saygıyı hak ediyorum. Sen bana saygısızlık yapamazsın der. Ama Ali'nin normaline beni zaten annem de dövüyor. Beni herkes dövebilir. Bana herkes kızabilir. Bana herkes vurabilir. Ben zaten sevilmeyi hak etmiyorum ki çünkü beni annem babam da sevmedi. Eğer ben sevilecek bir insan olsaydım beni annem babam da severdi. Onlar beni sevmediğine, değer vermediğine, bana saygı göstermediklerine göre demek ki ben bunları hak etmiyorum. Solomon Adası diye bir ada varmış. Bu adada ağaçlar, bu arada size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bunları kuyumcuya gidip bozdurun, tamam mı? Bak bunlar size bir araba alır. Bana güvenin. Bak seninkiler alır. Yok seninkiler almaz, seninkiler alır. Seninki seni batırır. Evet, bu da benden size hatıra kalsın. Teşekkür ediyorum. Bir alkış alalım arkadaşlarımıza. Ben müsaadenizle bir bardak su içeceğim. Buket geldin mi? Buket geldin mi? Gelmemiş. Gelse geldim derdim. Solomon Adası diye bir ada varmış. Bu adada biliyor musunuz hiçbir teknolojik alet kullanılmadan ağaçlar kesiliyormuş. Nasıl yapıyor olabilirler sizce? Hiçbir teknolojik alet kullanılmadan testere, işte ne var neyle kesilir? Kırşehir'de bir şey söylemişlerdi. Hızar. O zaman da anlayamamıştım. Bızar mı hızar mı? Ne bir testere, ne bir hızar, ne bir elektrikli testere. O kadar sesin çok uzaktan geliyor, alamıyorum. Evet. Nasıl yıkıyorlarmış biliyor musunuz? Üfleyerek. Ağacın karşısına geçiyorlarmış. Diyorlarmış ki, sen yaşamayı hak etmiyorsun. Sen köklerini salmayı hak etmiyorsun. Sen büyümeyi hak etmiyorsun. Sen yeşermeyi hak etmiyorsun. Sen meyve vermeyi hak etmiyorsun diyerek ağaca üflüyorlarmış. Ve bunu topluluk halinde yapıyorlarmış. Ve ağaç belli bir süre sonra gerçekten kurumaya başlıyormuş. Kuruduktan sonra da birkaç insan gücüyle rahatlıkla yıkılıyormuş. Bu gerçek bir hikaye biliyor musunuz? Düşünün ki bir ağacın ruhu var ve ona kötü söz söylendiğinde o ağaç kuruyor. Bir insanın ruhu ona sürekli kötü söz söylendiğinde ne olur? Kurumaz mı? Şimdi bana bazen diyorlar ki, ya hocam sen bize çok yükleniyorsun, anne babalara çok yükleniyorsun. Bir de ağlatan kadına çıktı adım. Videolardaki gibi geliyor mu ses tonum? Arkadan bana bir müzik versinler. Ben size burada şiir okuyayım. Tabii orada daha sakin sakin konuştuğum için. Neden yükleniyorum biliyor musunuz? Ben 2,5 sene önce babamı kaybettim. Beni uzun süredir takip eden insanlar bilirler. Babamı son 35 gününde onunla birlikte hastane odasındaydım ben. Ve biz orada 17-18 tane oda vardı. O an yani o bölümde yatan kişiler artık hayatının son günlerine gelmiş olan kişilerdi.
Yani orada bakım alıyorlar, daha rahat, daha konforlu bir şekilde son yolculuklarına uğurlanıyorlar. Yani en açıkçası böyle. Şimdi ben orada kalırken bir şey dikkatimi çok çekti. Orada 15-16 işte 17 tane falan oda vardı. Biz sadece 2-3 kişi evlatları olarak anne ve babasının yanında kalıyorduk. Diğerleri hasta bakıcıları vardı veya uzaktan bir akrabaları. O uzaktan akraba da yine işte orada para karşılığında şeye bakıyor. Oradaki hastasına bakıyor. Sonra ben bunu bir yazar da olduğum için araştırmaya başladım. Neden? Yani neden insan annesinin babasının öleceğini bilir de son dakikalarında neden hiç oraya uğramaz diye. Bir astsubay amca vardı. Biz onunla tanışmıştık. Ben ona arada böyle her gün eve gelip gidiyorum. İşte sabah 7'de geliyorum hastaneye. Akşam 9'da çıkıyorum. Eve gidiyorum. Gelirken de ben o amcaya bir şeyler getiriyorum. Bana dedi ki ya sen ne kadar fedakar bir çocuksun. İki tane kendi çocuğun var küçük olmasına rağmen. Her gün buraya geliyorsun. Babacığının son günlerinde yanındasın. Senin dedi baban demek ki merhametli bir insanmış ki dedi böyle fedakar bir çocuğu oldu. Sonra bana neyi anlattı biliyor musunuz? Ben dedi askerdim. Komutanmış. Giderdim asker ocağına. Orada emrimde çalışan bir sürü asker vardı. Onları emretmeye o kadar alışmışım ki dedi. Eve geldiğimde kendi çocuklarıma da askerlerimmiş gibi muamele ettim. Ve bir gün onlar büyüdüğünde benim çocuklarım tezkereyi alıp gittiler ve bir daha o asker ocağına hiç dönmediler. Ben çocuklarıma keşke bir komutan değil, baba olmayı başarabilseydim eğer, hayatımın bu son günlerinde benim ellerimi şefkatle tutan evladım olurdu, bana bu bağıran hasta bakıcı olmazdı. Ne kadar önemli bir ayrıntı değil mi? Biz sadece kendimiz için bir çocuk yetiştirmiyoruz. Biz aslında bir topluma çocuk yetiştiriyoruz. Bizim yetiştirdiğimiz çocuk birinin eşi oluyor, birinin kardeşi oluyor, birinin komşusu oluyor, birinin patronu, birinin çalışanı değil mi? Birinin bir şeysi oluyor. Ve biz çocuğumuzu nasıl yetiştiriyorsak o gün o kişi bir başkasının ya kaderindeki güzellik ya da kara yazı oluyor. Ben hep anne babalara şunu söylüyorum. Sizler kimsenin alnındaki kara yazı olmayın. Eğer çocuğunuza edilen bir beddua aslında size de geliyor. Toplumda suçlu tek başına suçlu mudur? Ben hep şunu söylüyorum. Bu suçlunun dönün bir çocukluğunu araştırır. Kim bilir arkasında nasıl kötü bir geçmiş var. Onu bu suça iten nasıl bir anne baba var diye. Biz hep diyoruz ya gelecek yıllara günlere bir mum yakalım. Aslında hepimizin elindeki mum evinde. Hani bizim çocukluğumuzda herkes kapısının önünü süpürürdü. Bütün sokak tertemiz olurdu. Herkes evindeki çocuğu yetiştirse dünya çok güzel bir yer olmaz mıydı? Biz o gün o amcayla konuştuktan sonra ben hastane odasına babamın yanına girdim. Babam son zamanlarında gerçekten küçük bir çocuk gibiydi. Banyosunu yapamıyor, tırnağını kesemiyor, işte böyle üstünü başını toplayamıyor. Onun bütün temel ihtiyaçlarını ben karşılıyordum. Ve bir kız çocuğu olduğum için de onu incitmemeye çalışıyordum. Çünkü o bir, babam bir de benim böyle o son anına kadar bizden daha bir bardak su istememiş bir insandı. Ben onu kırmaktan çok korkuyordum. Yani ben onun kız çocuğuyum. Onun mahremini görüyordum bazen. Görmüyordum, kapatıyordum, çok dikkat ediyordum. Ama o yine de çok çekiniyordu. Ben ona o kadar şefkatle yaklaşıyordum ki o benim 6 aylık bir bebeğim gibiydi. Ve babam dedi ki bana bir gün bizler belki dedi sizlere yani 4 kardeşinize gerekli olan babalığı yapamadık ama sen bana ömrümün son günlerinde çok güzel annelik yapıyorsun. Allah senden razı olsun demişti. İşte hayattaki en büyük mükafat bu. Ve ben o gün hastane odasında babamın artık bir daha iyileşemeyeceğini de öğrendim. Doktor dedi ki artık yapılacak hiçbir şey yok. Bitti. Gün sayacaksınız. Ben böyle babamın suratına bakarken dilimden şu cümleler döküldü. Sabırlı aileler merhametli çocuklar yetiştirir. Bizler sabrımızı muhafaza edebildiğimiz müddetçe, bizler çocuklarımızı bir tohum olarak görüp, onu toprağa nasıl ekersek o şekilde meyve vereceğini,
bileceğimiz şuurla hareket edersek eğer, işte bir gün o çocuklar büyüdüğünde sizin sevgiyle, sabırla, merhametle ellerinizi tutan kişiler olacak. Şu an bizler güçlüyüz, onlar güçsüz değil mi? Ama bir gün çark öyle bir dönüyor ki, bugün etmiş olduğunuz muamele üzerinden çocuğunuzdan aynı muameleyi görüyorsunuz. Bundan çok emin olun. Ben bunu bizzat hastane odalarında yaşamış biri olarak söylüyorum. Hayatımda anneliğime yön veren olaylardan biri budur. Biri de benim 2 yaşında yeğenim, abimin oğlu lösemi teşhisi aldı. Biz apar topar Gebze'den Eskişehir'e gittik. Hastaneye gittik. Düşünün, bir anne baba enkaz. 2 yaşındaki yavruları, daha küçücük, lösemi teşhisi almış. O kadar üzgünler ki. Benim de yanımda büyük oğlum. Onunla birlikte gittim hastaneye. Sonra çocuğumu aldım. Eve gittik. Tabii hepimizin morali çok bozuk. Sabırlarımız tükenmiş. Böyle ne yapacağımızı bilemiyoruz. Oradaki belirsizlik var ya, insanı gerçekten çok tahammülsüzleştiriyor. Kerem de böyle koltukta hopluyor, zıplıyor. Kolundan tutup yanıma oturttum. Dedim ki ya yeter. İnsanların şu an bir üzüntüsü var. Lütfen 2 dakika sessiz ol dedim. Kızdım ona. Abim dedi ki dur. Sakın evladına kızma. Bir gün çocuğun ile imtihan olmak zorunda kalırsan senin yüreğini, en çok onun yüreğini yaktığın anlar yakacak dedi. Bakın bu 2 olay benim anneliğime o kadar çok yön vermiştir ki. Evlatlarımız evlerimizde birer misafir. Ne zaman geldiği belli ama ne zaman gideceği belli olmayan misafirler. Belki bizden önce, belki bizden sonra. İnsanlar, ben babam vefat ettikten sonra demiştim ki, ya Abdurrahman, ben bu kadar babasına aşık bir kız çocuğuyken, babamın vefatını ne kadar çabuk kabullendim. Ne kadar böyle, hani benim şu an yas tutmam gerekmiyor mu, ağlamam gerekmiyor mu? Dedi ki, senin vicdanına veremeyeceğin hiçbir hesap yok. İnsanı vicdanına veremeyeceği hesaplar, yaptıkları ya da yapamadıkları, söyledikleri ya da söyleyemedikleri, yaşattıkları ya da yaşatamadıkları üzer. Ve bizler, ben hep şunu söylerim, hepimiz birer misafiriz. Geldik bu dünyaya, değil mi? Ne zaman gideceğimiz belli mi? Değil. Bana diyorlar ki, hocam siz ne kadar sabırlı bir insansınız. Evet, gerçekten çok sabırlı bir insanımdır. Fıtratım da böyle. Yani karakter olarak da böyleyim. Ama bunun farkındayım. 3 günlük bir ömrümün kaldığını öğrensem ya da bugün toprağın altına girsem, bu dünyada dert ettiklerim toprağın altında benim için dert olmaya devam edecek mi? Etmeyecek. İşte ben en sıkıntılı anlarımda, en üzüntülü anlarımda diyorum ki, şu an burada dert ettiğin hiçbir şey seninle toprağın altına gelmeyecekse, dilekçim, bunu toprağın üzerinde bırak. Herkesin hayatında bir takım sıkıntılar var. Bizi üzen aslında olaylar değil, onlara yüklemiş olduğumuz anlamlar. Bizi eşimiz üzmüyor, bizi kayınvalidemiz üzmüyor. Şunu diyorsunuz ya, hocam ne yapalım, dünyadaki tek görevimiz anne olmak mı? Evet, değil. Biz eşiz, çocuğuz, komşuyuz, çalışanız. Bizim birçok görevimiz var. Ama bütün kimlikleri üzerinize aynı anda giyerseniz, ceket gibi düşünün, 5 tane ceketi üst üste giyebilir misiniz? Giyemezsiniz. Birini çıkarıp birini giymeniz lazım, değil mi? İşte bu ayrımı yapabilirseniz, kimlikleri birbirinizden ayırabilirseniz, insanlara çok fazla anlam yüklemezseniz eğer, ve demin de dediğim gibi dünyanın üzerinde dert ettiklerinizin dünyanın altında bir hükmünün kalmayacağının farkına varırsanız, inanın kimse sizi, sinirinizi bir daha bozamıyor. Ya yavrum senin ne derdin var, canım benim, gözlerin dolu dolu dinledin hep beni. Boşalın, ağlayın. Adım çıkmış zaten ağlatan kadına. Aslında çok neşeli biriyimdir. Ama bu farkındalıkları ben, inanın hayat benim için hiç kolay olmadı. Çok zor oldu hayat. Ben zor bir çocukluktan geldim. Alişan abi biliyor musunuz? Alişan Kapaktıkaya. Biz teyze çocuklarıyız onunla. Alişan abi hep der ki bunun annesi bunu dövdü, benim annem beni dövdü, biz gelişmek zorunda kaldık. Gerçekten bizim çocukluğumuzda yaşamış olduğumuz sıkıntılar bizi geliştirdi. Ben bir çocuğun neye ihtiyacı var çok iyi biliyorum. Ve ben bir vicdan azabının da
nelere sebep olabileceğini çok iyi biliyorum. Ben yoğun bakım odasında çocuğu ölmesin diye dua eden annelerin üzüntüsünü de, babaların üzüntüsünü de çok iyi biliyorum. Ben hastane odalarında tek başına terk edilmiş o anneleri, babaları da çok iyi biliyorum. O yüzden farkındalık kazandırmak adına, belki sizi şu an biraz üzdüm, biraz ağlattım, hakkınızı helal edin. Ama bunlar hayatımızdaki önemli farkındalıklar. Yani etiketleri sadece çocuklarımıza değil, biz kendimize de mesela etiketler yapıştırıyoruz ya. Ve bu yapıştırmış olduğumuz etiketler üzerinden kendimize ve etrafımızdaki insanlara muamele ediyoruz ya. Bunların farkında olun. Bir dönün bakın ya, kendinize hangi etiketleri yapıştırmışsınız? Çocuklarınıza hangi etiketleri yapıştırmışsınız? Eşinize, kayınvalidenize, komşunuza hangi etiketleri yapıştırmışsınız? Bir düşünün bakalım. Belki art niyetli olan sizsinizdir. Karşınızdaki insan değildir. Değil mi? Evet. Buket geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel. Gel, senden bahsettim ben. Onları o tuttur, gel. Gel gel. Senin dedikodunu yaptım sen gelmeden önce. Dedim burada bir fena bir kadın var. Beni dedim illallah ettirdi dedim. Gel. Hoş geldin. Ya gel, burada da sarılırız. Ya hoş geldin. Evet, o Buket, neyi anlattım biliyor musun? Rüyamı anlattım. Evet. O rüyanın kahramanı. Biz inşallah ebedi hayatta da birlikte olacağız. Ben çok inanıyorum. Buket'in yeri bende çok farklıdır. Onunla çok, bak, hiç birbirimizi görmeden, hiç birbirimizi tanımadan çok önemli duygusal bir bağ kurmuştuk. Ve bu bağı da 4 sene oldu mu? Babam o zaman kansermiş işte, değil mi? Gelmiştik, babacığım da gelmişti buraya. Bilmiyordu, o da bilmiyordu, biz de bilmiyorduk onun hasta olduğunu. O hasta haliyle oradaki çocuğa sırf yardımcı olalım diye kitaplarımızı taşımıştı. Evet. Evet. Amin. Amin. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Neyse, sizi çok üzdüm. Biraz güldüreyim. Yalnız bakın, buraya bir tane su bıraktınız, gittiniz. Bu kız konuşuyor. Boğazı kurur mu? Susar mı? Ben şimdi hiç düşünen yok beni. Şimdi bir gün eşim eve geldi. Dedi ki, Dilek, bizim bugün okula, ah canım benim, teşekkür ederim. Bizim bugün, benim eşimin rehabilitasyon özel okulu var. Rehabilitasyon merkezi. Dedi ki bugün okula bir tane öğretmen başladı. Ya kadın 2 tane üniversite bitirmiş, yüksek lisansını yapmış, doktorasını yapmış. 3 tane doğum yapmış, fiziği çok güzel, gözleri çok güzel, kendi çok güzel. Kadına hayran oldum dedi ya, eve gelip bana. Cesarete bak. Sen dedi niye üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans yapmadın dedi. Niye doktora yapmadın? Sen niye devlet memuru olarak çalışıyorsun dedi bana. Sen dedi bir tane doğum yaptın, hemen 80 kilo oldun. Sen niye 80 kilo oldun dedi. Niye kilo veremedin sen dedi bana. Yürek yemiş. Der mi? Sonra daha bitirmiyor. Diyor ki bir de diyor becerikli. Bugün diyor okula gelirken okulun ilk günü yeni başladım diye kekler yapmış, poğaçalar yapmış, kısırlar yapmış. Ben ömrümde böyle güzel kek yemedim. Ben ömrümde böyle güzel kısır yemedim. Ben ömrümde böyle güzel bir poğaça yemedim. Kadının kendi güzel. Aklı güzel, eli güzel, becerisi güzel. Hayran kaldım dedi ya. Yapar mı sizin eşiniz böyle şeyler? Benimki yaptı. Siz yapar mısınız eşinize? Birine böyle bir şey yapar mısınız? Duyamıyorum. Duyamıyorum. Hala duyamıyorum. Ya bu kadar mı sesiniz var sizin? Yapmazsınız. Erkekler mi yapıyor? Ne yapayım ben şimdi? Şükretsin yani ben onu boşamadım değil mi? Ben mi? Sence böyle bir yürek olabilir mi?
az önce birine böyle bir şey yapar mısınız dediğimde bana nasıl cevap verdiniz? Hayır dediniz. Yaparım diyen var mı aranızda? Ben bunu yaparım diyen. Ama hepiniz yapıyorsunuz. Hem de kime biliyor musunuz? Çocuklarınıza. Hem de ilk doğduğu andan itibaren. Seninki kaç aylık yürüdü? Kaç yaşında dişini çıkardı? Kaç yaşında konuşmaya başladı? Benimki okumayı sökemedi. Seninki söktü. Elin çocuğu bilmem nereyi kazandı. Sen bir de şöyle. Bari öğretmen olaydın. Bir de bana diyorlar ya hocam bari öğretmen olaydı. Bana, ben öğretmenim bir de. Bari öğretmenliği kazansaydı diyor. Üniversiteye başlar, evlenir. Elin damadı 10 bilezik takmış. Bir ev almış, sen kuru kuru gittin saf kızım. Bankamatik gibi kız. Gitti bomboş adama. Demiyor muyuz? Bak arkadaşın günde bilmem kaç kelime okuyormuş. Sen daha A'yı B'yi okuyamıyorsun. Elin çocuğuna bak sınavları nasıl geçmiş. Nasıl işte kitap okuyor, nasıl başarılı, orayı kazanmış, ne kadar sessiz, ne kadar sakin. O elin çocuğunu bir evdeki çocuklar bulsa mahvedecek. Bizim karşı komşumuz vardı Figen. Figen çok, ben de çok sakin bir çocuktum ama Figen benden daha sakin bir çocuktu. Annem beni sürekli Figen'le kıyaslardı. Bir de Figen'e bak. Hep sessiz sessiz oturuyor. Sanki maharetmiş gibi. Sessiz olmak maharet bir şeymiş gibi. Ben Figen'i her kıstırdığım yerde döverdim. Çünkü benim için rakip. Şimdi bizler zannediyoruz ki çocuklarımızı, bakın ben bunları anlatırken kulağınıza nasıl geldi? Hiç enişte sizce böyle bir şey yapabilir mi? Onda hiç yani dilek cızırı karşısına gelecek bu cümleleri kurdurtturur mu? Ya ne kadar onur kırıcı değil mi? Eşiniz gelse size dese ki az önce benim eşim üzerinden vermiş olduğum örnekleri. Kendinizi nasıl hissedersiniz? Yetersiz, eksik. Ya da mesela onun gibi olmaya çalışırsınız. Kendi kimliğinizi kaybedersiniz değil mi? Bizler böyle çocuklarımızı bir başka biriyle kıyaslıyoruz ya. Bunu yapmayan, şimdi bunu çocuğuna yapmayan var mı? Yok. Değil mi? Az önceki hayırlar nereye döndü? Evet'e. Ve en çok da tek tük çıkıyor. Senin gibi. Evet. Ne güzel yapmadıysan çok güzel. Bizler zannediyoruz ki elin bir laf var ya. Ev iyisi değil el delisi diye. Bizler maalesef ev iyisi değil el delisi. Hep elin eşyası, elin evi, elin parası, elin çocuğu. Bizler elin hayatını yaşamaya çalışırken kendi hayatımızı kaçırıyoruz. Kendi hayatımızı yaşamayı unutuyoruz. Özellikle bu sosyal medya bitirdi. Herkese. Herkesin evi temiz, düzenli, herkes mükemmel anne, herkesin çocuğu harika, kitap okuyor, ders çalışıyor, çok başarılı. Bir sizin çocuklarınız beceriksiz. Ama bu da yalan. Bill Gates'in bir fıkrası var biliyor musunuz? Bill Gates ölüyor, diğer dünyaya gidiyor. Biliyor musunuz bunu? Çoğunluk biliyorsa anlatmayayım. Diğer dünyaya gidiyor, Tanrı diyor ki, ya diyor, biz diyor, senin diyor, İyi bir şey mi yaptın dünyada, kötü bir şey mi yaptın, karar veremedik diyor. O yüzden diyor, kararı kendin ver diyor. Cehenneme mi gitmek istiyorsun, cennete mi diyor. Ondan sonra Bill Gates'i ilk önce cehenneme götürüyorlar. Diyorlar ki bak burayı beğenirsen burada kalırsın, sonra cennete bak, cenneti beğenirsin orada kalırsın. Bill Gates cehenneme gidiyor, kapılar açılıyor, bir bakıyor, ooo içeride alem var. Herkes bir mutluluğu yeniliyor, içiliyor, huriler, nuriler, ağaçlar, akarsular, denizler. Allah Allah diyor Bill Gates. Bize hiç böyle anlatılmamıştı dünyada diyor cehennem. Ki cehennem diyor böyleyse diyor, cennet kim bilir nasıl bir yerdir diyor. Sonra alıyorlar cennete götürüyorlar. Cennetin kapıları açılıyor. Bir bakıyor herkes bir köşeye oturmuş, insanların canı sıkkın, mutsuz, içeri böyle kasvetli, karamsar, ışık yok doğru düzgün. Allah Allah diyor, bizi diyor cenneti de bize böyle anlatmamışlardı diyor. Sonra soruyorlar Bill Gates'e, nereyi tercih ediyorsun diye. Vallahi diyor, bize cennetle cehennemi hiç dünyada böyle anlatmamışlardı ama ben cehennemi daha çok sevdim, beni cehenneme götürün diyor. Sonra alıyorlar onu cehenneme götürüyorlar, kapılar bir açılıyor, bilgisiz zebaniler karşılıyor. İçeride işte o bize dünya hayatında anlatılan cehennemle ilgili bütün her şey var.
Diyor ki, ama diyor az önce diyor burası böyle bir yer değildi diyor. Melek şöyle bir cevap veriyor. O az önce gördün ekran koruyucuydu diyor. İşte İşte bizim sosyal medyada görmüş olduğumuz hayatlar var ya, onlar ekran koruyucu. Şimdi ben eşimi iş yaparken çekiyorum. Zannediyorsunuz ki Dilek Hanım'ın eşi hep iş yapıyor, Dilek Hanım hep oturuyor. Oluşturmak istediğim algı bu çünkü. Erkekleri, beni bir sürü takip eden baba var, görsünler istiyorum. Yoksa benim eşimin işine ihtiyacım yok. Bizim evimizde zaten bir Emriye var, biliyorsunuz. Bizim bir bayanımız var zaten yardımcı olan. Ama beni bir sürü takip eden baba var. Diyorum ki algıları kırılır. Bu, aa ne kadar güzel. İşte burada da bir beyefendi bir şeyler yapıyor. Eşine destek oluyor. Diyor ki gerçekten birçok ailede algı kırıldı. Birçok ailede de kavgaya sebep oldu maalesef. Dilek Hanım'ın eşi her şeyi yapıyor, sen yapmıyorsun deyip. İnsanlar size göstermek istedikleri gibi sunarlar hayatlarını. O yüzden bunun bir de arka perdesi vardır, sizin görmediğiniz, bilmediğiniz, haberdar olmadığınız. O yüzden bırakın başkasının hayatını, parasını, çoluğunu, çocuğunu, malını, mülkünü, takısını, tokasını. Siz kendi hayatınızı yaşayın. Hiçbir vitrinde olmayan en güzel gözler sizin evinizdeki çocuklarınızın gözü. Eşinizin gözü. Bırakın onun bunun gözün içine bakmayı. Siz çocuklarınızın, eşlerinizin, sevdiklerinizin gözün içine bakın. Bir de bizim hayatımızı... Ha, tamam. Ne? 15 dakika. Aa, ben daha anlatacaktım ama. Bu kadar mıydı? Şimdi... TRT'deki programı izliyor musunuz? TRT'deki program, katılmış olduğum programları izliyor musunuz? Tamam. 17 Ekim'de evet bir daha. 17 Ekim, 25 Ekim. Bu yıl hep TRT'deyiz. Bir yıl boyunca TRT'de devam edecek programlar. İzleyin mutlaka. Orada her hafta aile ilişkileriyle ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Bir de canlandırmalar yapıyoruz daha akılda kalsın diye. Biz bir gün pastaneye gittik. Eşim, ben, çocuklar, pandemi dönemi. Girdik pastaneden içeriye, bir yere gideceğiz, pasta alacağım ben. Yasaklar da yeni yeni kalkıyor daha. Ben pastayı aldım, kasaya yöneldim, parayı vereceğim. Böyle arkamda bir cıyırtı koptu. Baktım böyle Yiğit Ali ağlamaklı, babası işte böyle kızıyor, bir şeyler söylüyor falan. Allah Allah dedim ya, iki dakika içerisinde ne oldu da bunlar karıştı. Sonra gittim yanlarına, dedim ki ne oldu Yiğit Ali, niye üzgünsün? Ben dedi pasta istedim babamdan dedi. Babam bana kızdı dedi. Allah Allah dedim, sen pasta istedin diye baban sana kızmaz. Burada bir yanlış anlaşılma var mutlaka. Ondan sonra yo dedi. Baban dedim sana pasta istediğin için kızmaz Yiğit Ali. Bir yanlış anlaşılma var. Hayır dedi, ben pasta istedim diye bana kızdı dedi. Babasına döndüm sordum. Sen neden dedim kızdın? Ya dedi, bu hani pastanelerde böyle cam mekanlar olur ya. Cam mekana böyle ellerini yapıştırmış, diliyle cam mekanı yalıyormuş. Bir de pandemi düşünün. Herkesin elinin değmiş olduğu cam mekan. Dedi ki ya cam mekanı yalıyor. Dilek dedi dur diyorum, durmuyor dedi. Bütün cam mekanı yaladı dedi. Şimdi ben Yiğit'i de anladım, babasını da anladım. Aslında Yiğit'in canı pasta istemiş. Muhtemelen izlemiş olduğu bir videoda da böyle bir karakter görmüş. Böyle canının istediği ekrana böyle yapışıp ekranı yalayan bir karakter görmüş. Şimdi orada da o sahne aklına gelmiş. Canı da pasta istediği için cam mekana yapışıp yalamaya başlamış cam mekanda. Peki babanın gördüğüne bir pandemi ve çocuğu binlerce kişinin DNA'sını yalıyor. Ve diyor ki oğlum ne yapıyorsun sen? O da ne yapıyorsun sen deyince neyi algılıyor çocuk? Babam benim canım pasta istedi diye kızdı. Ben tabii ikisini de anladığım için ikisine de ayrı ayrı açıklama yaptım. Bak dedim, bu çocuğun canı muhtemelen pasta istemiş. Pasta istediği için de camı yalamış. Doğru mu Yiğit Ali dedim. Evet dedi. Sen de dedim onu milletin DNA'sını yalarken baban seni görünce dedim hasta olacağın kaygısıyla kızmış sana dedim. Bakın neden sorusu ne kadar kıymetli. Biz bununla ilgili TRT'de bir çalışma yapmıştık. İzleyenler bilir. Aslında hepimiz bir nedenle dünyaya geliyoruz değil mi? Ve bir nedenle bu dünyadan gidiyoruz. Bir nedenle yuva kuruyoruz, bir nedenle yuvalar yıkılıyor.
Bir nedenle barışıyoruz, bir nedenle küsüyoruz. Bir nedenle sevgi büyürken bir nedenle nefret büyüyor. Peki bu kadar nedenler üzerine kurulu bir hayatta biz farkında mısınız? Hiç neden sorusunu sormayız. Bir gün Yiğit Ali ile Kerem böyle bir kargaşa içerisindeler odada. Ben de ellerimi yıkıyorum. Bulaşık yıkıyorum. Kargaşayı duyuyorum ama hadi sakinleşinler diye de gitmiyorum yanlarına. Ama baktım patır kütürtü çok geldi. Girdim odaya, açtım kapıyı, bir baktım. Kerem Yiğit Ali'yi pataklıyor. Ama Yiğit çok memnun, çok mutlu. Yani abisinden dayak yemiyor da sanki pasta yiyor gibi böyle. Tabii benim görmüş olduğum sahne ne? Abisi kardeşini dövüyor. Şimdi açtım kapıyı, o sahneyi görünce öyle böyle, önce böyle kaldım. Sonra dedim ki sen neden kardeşine vuruyorsun? Bakın çok mantıklı bir açıklama geldi. Dedi ki anne ben önümüzdeki yıl birinci sınıfa başlayacağım. Oğlum Yiğit Ali bizim çok temiz böyle saf bir çocuktur. Sevgi pıtırcı, dünyaya sevgiyi yaymak için gelmiş. Hiç böyle aklında kalbinde kötülük diye bir şey yoktur. Ve böyle biri ona vursa gider öper yani. Öyle bir sevgi dolu bir çocuk. Dedi ki bu azıcık saf, dayak yer arkadaşlarından dedi. Önce evde benden yesin dayağını. Kendini korumayı öğrensin. Okulda arkadaşlarından dayak yemesin diye dövüyorum anne dedi. Bakın ne kadar mantıklı bir açıklama yaptı görüyor musunuz? Yani ben orada neden bunu yapıyorsun demeden ne yapıyorsun sen kardeşine? Al öyle o senden, sen ondan güçlü müsün? Güçlüsün diye böyle yapıyorsun diye bir tane ben ona patlatsaydım. Ya da ben ona kızsaydım ne olacaktı? Onun içindeki şiddet duygusu gerçekten aslında koruma içgüdüsüyle hareket ederken gerçek bir şiddet duygusuna dönecekti. Peki ben ne yaptım? Onların tabii ikisini de oturttum. Dilek Cesur'un çocuğu olmak hiç kolay bir şey değil. Sürekli benden felsefe dinliyorlar. Dedim ki evlat, biliyor musun dünyada bugün savaş edenler çocukluğunda kavga edenler. Onlar çocukken birbirleriyle kavga etmeden iletişim kurmayı öğrenmiş olsalardı eğer bugün kavga etmemiş olacaktı ve dünyada bu savaşlar çıkıp masum çocuklar ölmeyecekti. O yüzden siz bugün karşınızdaki kim olursa olsun, ne olursa olsun önce iletişim kurmaya çalışın. Kardeşine birine vurarak değil biriyle konuşarak iletişim kurmayı öğret dedim. Şunu belki düşünüyorsunuz hocam, dünya bu kadar masum değil, insanlar bu kadar masum değil. O çocuğa gelecek arkadaşı vuracak belki, çünkü herkes aynı şartlar altında bu dünyada yetişmiyor. O gün o çocuk ne yapacak? Bir şey söyleyeyim mi? İnsan kendisi gibi çocuklarla arkadaş oluyor biliyor musunuz? Mesela bir çocuk saldırgan değilse saldırgan bir çocukla arkadaş olmuyor. Bir çocuk kendi karakterine uygun kişilerle arkadaş oluyor. Ve siz nasıl bir çocuk yetiştiriyorsanız o çocuk da etrafına öyle kişileri topluyor. İnanın ben bunu gördüm çocuklarımdan. Biraz böyle saldırgan, biraz böyle vurmaya meyilli çocuklarla arkadaşlık kurmuyorlar. Kendileri gibi çocukları etrafına topluyorlar. Biz bu zihniyette hareket edersek, işte dünya bu kadar masum değil, çocuğumuz zarar görür dersek, o zaman dünyaya asıl zararı biz veririz maalesef. Benim sürem doldu mu? Benim sürem doldu mu? Sürem doldu mu? Hiç kimse de cevap... konuşuyorum ben. Kimse de cevap vermedi bana. buradan pardon. Evet, son bir hikaye anlatacağım size. Ondan sonra da imza alanına geçeceğim. Bir de fotoğraf alacağım sizlerle birlikte. Şimdi biz annemle birlikte... Annem kışları bende kalıyor bazen birkaç ay. Biz onunla birlikte sonra Eskişehir'e gidiyoruz. Biz Eskişehir'e gittiğimizde bir gün dedi ki Dilek babanı birkaç aydır ben burada yoktum. Babanda da işte hani gidelim ziyaret edelim hem başında bir okuruz hem böyle toprağını temizleriz falan. Eskişehir'e girer girmez mezarlığa gittik. Oturdu annem böyle toprağın üzerindeki o ayrikotlarını topladı. Ondan sonra toprağını biraz böyle eşeledi. İşte böyle taşı biraz çamur olmuş suyla yıkadı. Sonra toprağını suladı. Ondan sonra taşın böyle kenarına geçti. Uzun uzun böyle düşüncelere daldı. Ben de annemi izliyorum o arada. Kim bilir neler düşünüyor. Belki o böyle son vedalarını düşünüyor. Belki bir anılarını düşünüyor. Sonra oradan giderken de dedi ki bir dahaki gelişimize Dilek çiçek getirelim. Babanın toprağına çiçek ekelim. O kadar içime oturdu ki bu söz. Yani böyle o an o kadar üzüldüm ki. Niye biliyor musunuz? Benim annemle babam çok kavga ederdi.
Keşke dedim sağken bu burada bitmiş olan bu ayrikotlarını topladı ya. Keşke dedim sağken kendi aranızdaki o ayrikotlarını toplasaydınız. Bugün toprağını okşadığın gibi keşke sağken birbirinizin yüzünü okşasaydınız. Birbirinizin gönüllerini sulasaydınız ve bu çiçeği birbirinizin ölüsüne değil de keşke dirisine getirseydiniz. Ben bunu her gittiğim konferansta anlatıyorum. Televizyonda da anlattım, kendi sayfamda da anlattım. Burada bir kere daha anlatmak istiyorum. Benim annem ve babam için artık çok geç ama sizler için değil. Sevdikleriniz hayattayken, yanınızdayken ona sevdiğinizi söylemeyi, değer göstermeyi, saygı göstermeyi asla ama asla ihmal etmeyin. Çünkü yarını belli olmayan bir dünyadayız. Ve son olarak da ne diyorum? Geldiği dünya bir misafirhane ise ve biz misafir olarak geldiysek bu dünyaya hep birlikte ne yapacağız? Misafirliğe gitmenin tadını çıkartacağız. Ben eğitimci yazar Dilek Cesur. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kalkmayın, video alacağım, tamam mı? Müsaade var mı? Paylaşacağım. Oo, süpersiniz. Harikasınız. Evet, bugün Aksaray'dayız. Burada yine müthiş bir enerji, yine müthiş insanlar ve çok keyifli dakikalar geçirdim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.